Af söylemiyle kader mahkumlarıyla ailelerinin umudu olan MHP lideri Devlet Bahçeli'ye sosyal medyadan büyük destek yağıyor. Bahçeli'nin yanlış ya da doğru kabul edilen siyasi stratejilerini tartışmak elbette mümkündür. Seversiniz ya da sevmezsiniz, bu başkadır. Ancak MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin seçimlere 42 gün kala binlerce insanın mağduriyetini hatırlatarak af talebinde bulunması futbol deyimiyle hem iktidara hem de muhalefete gol pası olmuştur. Hem de al da at dercesine. Siyasetçinin görevi vatandaşın sesine kulak vermektir. Aylardır bu köşeden yazıyorum. Dün bir arkadaşım niye bu kadar üzerine gidiyorsun diye sordu. Bir yakınımdan ötürü yazdığımı ima etmeye kalkışınca mağduriyet yaşayan herkesin derdiyle ilgilenmenin siyasetçi kadar gazetecinin de görevi olduğunu hatırlattım. Ve Twitter hesabıma gönderilen, yürek sızlatan o yazılardan söz ettim. Duymasa mıydım? Görmemezliğe mi gelseydim dedim. Yarı açık cezaevlerinde gazete okuyan, radyo dinleyen ve televizyonları izleyen tutuklu ve hükümlerin telefonla arayıp bir an önce özgürlüklerine ve ailelerine kavuşmak için bir haber var mı diye sorduklarını söyledim. Mahkum ve tutuklu ailelerinin hayır dualarını sıraladığımda o arkadaşın da duygulandığını gördüm. Sonra ekledim. Hiçbirinden vatan haini, terörist, ırz düşmanı, istismarcı, uyuşturucu baronu, silah kaçakçılığı ve insan ticareti yapanlara af ya da ceza indirim ifadesini duymadım. Bahçeli'nin af talebinden sonra gelen teröriste af yok açıklamalarını o yüzden anlamsız görüyorum. Devlet Bahçeli'nin bu çıkışının karşılık bulacağına inanıyorum ama diğer partilerin de bu çağrıya oy kaybetme kaygısı gütmeden omuz vermesi gerekiyor. Aksini düşünenlere ise Gandhi'nin şu sözünü hatırlatıyorum. Zayıf insanlar affedemezler. Affetmek güçlülere has bir özelliktir. Binlerce tutuklu ve mahkum ile onları hasretle bekleyen aileleri için tekrarlıyorum. Umutsuzluğa düşmek yok.